atölyem benim mabedim. Benim tasarladığım, hissettiğim, soyut olarak düşündüğüm tüm düşüncelerin somut hale geçmesini sağlayan yerlerden biri diyebilirim. İstanbul Harbiye'de doğdum. Üç kardeşiz. Ablam ve erkek kardeşim var. Ben ortancayım. Annem ev kadını ama çok yetenekli bir ev kadını. Babam da çok farklı meziyetleri olan bir beyefendiydi. Küçüklük yıllarımda annemden aslında çok etkilendiğimi de söyleyebilirim. Çünkü annem sürekli bize dışarıdan alışveriş yerine kendi yapmayı tercih ederdi. İki kız kardeş olarak biz sürekli annemin tasarımlarını giyerdik. Tabii o ikiz kız kardeş gibi olmayalım diye farklı farklı renklerle bize elbiseler dikerdi, örerdi. Annemin o yıllardaki dikişi, kanefiçe işlemesi, sürekli elle ilgili etkinlikler yapması, işler yapması beni çok etkiliyordu aslında. Aynı zamanda babam sürekli bize o yaşlarda tiyatro ve sinemaya çok götürürdü. Şan Tiyatrosu'na gittiğim günleri hatırlıyorum. Orada da o kırmızı kadife perdenin inip kalkması çok etkilemişti beni. Bunlar tabii benim hep ileriki yaşlarda sanırım beslenmeme neden olan etkinliklerden birkaçı diyebilirim. Lise yıllarımda fen bölümünü okudum. Son sınıfa kadar farklı bir alanda meslek edineceğimi düşünürken son yıl birdenbire Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'ne girme isteği, arzusu doğdu bende ve aileme çok ısrar ettim. Onlar da biraz şaşırdılar aslında fen bölümünden sonra birdenbire akademiye girmek. Annem, eğer böyle bir şey istiyorsan seramik bölümü haricinde diğer bölümleri pek sıcak bakmıyorum dedi. Çok üzüldüm aslında ama akademi sınavlarına girerken birinci sırada yazdığım zaten seramikti. Ve istediğim bölüme girdim. Çok keyif aldım. 4 yıl çok güzel bir akademi hayatı oldu. Eğitim hayatımda çok değerli hocalarla çalışma fırsatım oldu. O dönemlerde daha cam bölümü kurulmamıştı Mimar Sinan'da. Ama ana ders değil de yan ders olarak farklı hocalarımız giriyordu. Önder Küçükerman, Profesör Önder Küçükerman derslerimize girmeye başlamıştı ve bir yaz stajı ayarlayacağını, 6 kişinin o staja gideceğini söyledi. Ben çok heyecanlanmıştım ve o staja gitmek istiyordum. Nedense Önder Hocam'ın anlattığı dersten çok etkilendim. Cam'ı daha fazla tanımak istedim. O yaz gerçekten çok keyif aldım ve Cam'la tanışma fırsatım oldu ilk defa. Toprak Seramik'te çalıştığım dönemlerde son okul projemi orada gerçekleştirdim ve İtalyanlarla gerçekleştirdim. Yine liseden aldığım bu kimya bilgilerimi son yıl Sır Teknikleri ve Artistik Alanda Kullanımları adlı bir proje yaptım. Aventürün sırlarla ilgili. İtalyanların çok hoşuna gitti ve bana o yaz bir burs teklifi yaptılar. Bu arada da Serp Hocam seramik yarışması vardı ve ben bu yarışmaya katıldım. İkincilik ödülü aldım. Çok keyifliydi. O dönemde bitirir bitirmez İtalya Faenza'ya gittim. Tabii bu yolculuk seramik üzerine devam ediyordu. Faenza'da bir fabrikada tasarımcı olarak 2 ay staj yaptım diyebilirim. İtalya'dan sonra İngiltere'ye master yapmak için gittim ve rotamı ülkedeki camla ilgili üniversitelere çevirdim ve onlarla ilgili araştırmalar yaptım. Ve İngiltere'de gerçekten stüdyo camcılığı ve 3 boyutlu tasarımda en iyi okullardan biri olan o günkü adıyla Vassari College of Art and Design 2. üniversite olarak 3 yıl tekrar o üniversitede devam ettim ve
üç boyutlu metal, üç boyutlu tasarım olarak cam ve seramik bölümleri de vardı. Hepsiyle çok iç içe bir bölümdü. Cam yaparken aynı zamanda metalle de tanışma imkanınız vardı. İngiltere'de aldığım bu cam eğitimiyle çok güzel bir örtüşme oldu Mimar Sinan'ın altyapısıyla birlikte. Ve mezun olduktan sonra Londra'da çok başarılı cam sanatçılarıyla çalışma fırsatım oldu. Böylelikle cama olan yolculuğum başlamış oldu. Cam benim için yaşam stili, yaşamımın bir parçası. Tüm yapmak istediklerim, duygularımı, kafamdaki düşüncelerimi, soyut düşünceleri somuta dönüştürebileceğim muhteşem bir malzeme olarak tanımlayabilirim camı. Cam malzeme olarak çok tarihi ve eski yapım teknikleriyle hayat bulan bir malzeme. Tabii bu malzemeyi bir sanatçı olarak çalışırken, o yolculukta keşfederken farklı davranışlarını fark ediyorsunuz ve o davranışlara göre, o tepkilere göre siz de ona tepki gösteriyorsunuz. Ben bu camın akışkan olması, aniden donması, sertleşmesi beni çok etkiliyor ve bu süreçte ona müdahale etmek ve kendimden doğaçlama olarak farklı şekiller vermek beni çok heyecanlanır. Özellikle kuma döküm tekniği kullandığım bir teknik benim ve çok eski bir teknik. Bu teknikte camı döktüğünüz zaman çok sıcak ve yüksek derecede camı döküyorsunuz ve anlık soğuma gösteriyor ve siz o anlık soğuma göstermeden önceki zaman çok önemli ve kritik bir zaman. O zamanı çabuk karar vermek zorundasınız, çabuk hareket etmek zorundasınız. Birdenbire cam soğup istediği şekli alabiliyor ama siz ona müdahale edip sizin kendi istediğiniz forma döndürebiliyorsunuz. Beni bu malzeme o yüzden çok heyecanlandırıyor aslında. Tam buna zıt olarak da metal ona karşılık çok sert ve geçirgen olmayan opak bir malzeme. Ben bu iki malzemenin zıtlığını çok seviyorum ve eserlerimin çoğunda bu malzemeyi kullanıyorum. Camı aslında malzeme olarak düşünmüyorum. Benim bir parçam olarak düşünüyorum ve yaptığım işlerde araç olarak kullanıyorum. Eserlerimi tasarlarken, hayal ederken ve somut hale dönüştürmeden önce hiçbir zaman hangi teknikle, camın hangi tekniğini kullanacağım diye düşünmeden bu yolculuğa çıkıyorum ve bunu yılların verdiği tecrübeyle bu eserlerimi istediğim yönde sonuçlandırabiliyorum. Kaftan serisi benim için cama attığım imzalardan birisi. Tarihle olan ilişkim bu seride daha ön plana çıktı. Osmanlı'nın ihtişamı ve bu ülkede yaşadığı diğer kadim medeniyetler benim kaftanlarımda hayat buldu. Orada Bizans'ın savaşlarda giydiği zırhları sembolize ediyorum. Kaftanların üzerindeki camlar aslında Osmanlı'nın ihtişamını, gücünü, altındaki metaller de tam ters zıt olarak da yaşanan diğer medeniyetleri temsil ediyor. Kaftan serim dünyanın birçok ülkesindeki koleksiyonerlerde ve müzelerde bulunmaktadır. Kaftan serisinin en önemli özelliklerinden biri hepsinin el yapımı olması ve tek tek ilme ilme dokunması. Metal ve camdan oluşan bir eser. Metal de ayrıca farklı dokumayla yapılıyor ve altı değişik malzemeden oluşuyor. Ve eski yöntemlere göre o altı farklı malzeme birbiriyle eğriliyor.
eğrildikten sonra tek bir ip haline geliyor ve örgü yöntemiyle ve dokuma yöntemiyle son haline alıyor. Cam delen bir matkapla tek tek bu camlar deliniyor. Böylece cam ve metal birlikte tek parça haline geliyor ve birbirlerini taşıma görevi de görüyor aynı zamanda. Bu eseri kendi kendine taşıma özelliğinin yanı sıra duvar heykeli olarak asmak istediğimiz zaman da yine taşıyıcı görevi gören metal çubukla buluşturup duvarda asılmasını sağlıyorum. Cam geleneksel bir malzeme. Yüzyıllardır da bu malzemeyle geleneksel işler yapılmış ve fonksiyonel işler yapılmış. Ben bu süreçte eserlerimde bu malzemeyle çalışırken kendi hikayelerimi bu malzemeyle birlikte düşünüyorum ve bir yola çıkıyorum. Eserlerimde tarih benim için çok önemli. Geçmiş ve günümüz öğeleri çok önemli. O iki öğeyi birleştirmemde çok etkili olan bir malzeme benim için cam. Çünkü camın da kendi tarihi, kendi kadim bir malzeme olması benim düşüncelerimi yansıtmama çok yardımcı oluyor. Özellikle benim eserlerimde biricik olmalarının nedenlerinden biri bu eserlerimi oluştururken süreç beni çok etkiler. Bu malzemenin de farklı davranışları, farklı tepkileri ve benim o tepkiyle beraber benim de ayrıca bir tepki göstermem bu yolculukta bazen sonuca gitmeden yazdığım hikayenin farklı bir versiyonunu çıkarabiliyorum. Bu da malzemeyle benim çok haşır neşir olmam, malzemeyle çok içli dışlı olmamın nedenlerinden biri. Böyle istediğim gibi yönlendirebiliyorum aslında malzemeyi. Çalışmalarımda kullandığım malzeme çok kadim bir malzeme, cam. Fakat ben bu malzemeyi yeni bir söz söylemek için aslında kullandığımı düşünüyorum. Ve geçmişten çok etkilenen bir sanatçıyım. Ama ben bu malzemeyle bugünü ve geleceği de ilgili sözler söylemek istiyorum. Kalkan serisi tarihte ve arkeolojiden beslendiğim bir seri. Aslında kalkan tarihte metal olarak ve savaş zamanlarında kullanılmış bir obje. Ben bu objeyi kırılgan, saydam bir malzeme olan camla betimlemek istedim. Bunu yaparken aslında bir metalle camın tezatlığını göstermek istedim. Biz insan olarak ne kadar sert gözüksek de aslında kırılabiliriz. Kalkanlarda da bu metaforu izleyiciyle bu mesajı vermek istedim. Ayrıca kalkanlardaki yorumlar, her kalkanımda farklı yorumlar var. Ne kadar kırılsak da tamir olabiliriz ve yeniden yolumuza devam edebiliriz. Mesajı da ayrıca kalkanlarla vermek istediğim mesajlardan biri. Kalkan serisi Sofa, Chicago'da ve dünyanın birçok farklı galerilerinde ve müzelerinde sergilendi. Patina olarak değerlendirebileceğim bir teknik kullanıyorum. Önce camı hamur haline getirdikten sonra cam pigmentleriyle renklendiriyorum. Yüksek ısıya dayanıklı pigmentler oluyor. Onları ısıdan çıktıktan sonra da üstlerine tekrar altın, gümüş patinalar yapıyorum. Kaidelerde kaynak yöntemiyle birbirine tutturuyorum. Daha sonra da camla patever çok aslında hassas bir teknik. Ama ısıya girdikten sonra, piştikten sonra çok sertleşen bir malzeme. Metalle birlikte buluşturuyorum.
çok etkilendiğim farklı disiplinlerde çalışan sanatçılar var, yönetmenler var. Ama cam sanatında Bertolt Brecht benim için önemli bir sanatçı. Çünkü yaptığı teknik benim çok keyif aldığım bir teknik. Çok anlık, spontane işler çıkarabileceğiniz kuma döküm tekniğini kullanan bir sanatçı. Onun da kavramsal işleri tarihi ve eski bir yöntem olan kuma dökümle birlikte birleştiği zaman muhteşem işler olduğunu düşünüyorum. Okul yıllarımda da çok etkilenmiştim ve hala da etkim sürüyor. Sinemadan da çok etkileniyorum. Müzik dinlerken de çok etkileniyorum. Genelde işlerimi yaparken klasik müzik dinlemeyi çok seviyorum ve Bach'tan çok etkileniyorum. Caz benim için ikinci, yani klasik müzikten sonra en fazla etkilendiğim caz. Cazın aslında tınıları, cazın verdiği o doğaçlama halleri benim aslında tasarlarken de yaptığım işlerle çok paralel olduğunu düşünüyorum. Keith Jarrett, Oscar Peterson, Miles Davis çok sevdiğim caz sanatçılarından. Hala da dinlediğim caz sanatçılarından. Peter Gabriel'i çok severim. Peter Gabriel'in de enteresan albümleri var. Onun bütün dünyadaki değişik sanatçıların albümlerini bir araya getirmesi. Aslında farklı kültürleri bir albümde toplaması bana enteresan geliyor. Sinema benim için çok önemli. Fellini benim için çok gerçekten önemli bir yönetmenlerden biri. Çünkü Fellini'nin işlerinde de farklı farklı insan tiplemeleri vardır. Ama sonuçta bir konunun etrafında o kaotik bir hikayede hepsini bir bütüne oluşturur. Benim işlerimde de aslında ben de öyle olduğunu zannediyorum. Farklı farklı birimleri bir araya getiriyorum. Farklı renkler, farklı tonlar. Ama bir söz söylüyor, bir hikayesi oluyor. Günlük hayatta yürüyüş yaparken baktığım zaman doğadaki yaprağın titreşimi, doğaya baktığım zaman denizin dalgası, etraftaki sesler, müzik, hepsi etkilendiğim ve hemen eserlerime farklı şekilde yansıtmak istediğim durumlar yaratabiliyor. Tarihteki yaşanmışlıklar, tarihteki olaylar ve konular benim için en büyük beslendiğim kaynaklardan biri. Oradaki doneleri, motifleri, durumları, yaşanmışlıkları kendi tasarladığım motiflere aktarıyorum. Kendi tasarladığım hikayelerin içine koyabiliyorum. Oradaki hissettiklerimi kendi işlerime geçirirken yine inişlerle, çıkışlarla bir hikayeyi sonuçlandırıyorum. Lale İstanbul'un simgesi. Emirgan'da özellikle belli bir mevsimde laleler açıyor ve hayatları çok kısa lalelerin. Bir aylık gibi bir süresi var. Bu süreyi daha uzun yaşatabilmek adına lale formlarını seçip mekan olarak da suyun içinde bu laleleri yaşatmayı arzu ettim. Her yıl yapılan Lale Festivali'nde insanlar akın akın aslında laleleri görmeye geliyorlar ve bir ay sonra bu laleler öldükleri zaman çok üzülüyor insanlar. Onun neticesinde yaşayan ve ölmeyen laleler olsun istedim. İsimleri özellikle Osmanlıca seçtim. Bunun sebeplerinden biri lalelerin Osmanlı döneminde çok önem kazanması ve önemli olması ve o dönemde lalelerin değerine göre isimler verilmiş olması. Ben de o yüzden etkilerine göre, renklerine göre isim seçtim. Bir tanesi Nuri At, bir tanesi Cami Simin, diğeri de Narı Ateş. Üç farklı kümeden oluşan laleler kendi içlerinde de 16 parçadan oluşuyor. Füzyon tekniğiyle tek tek elde yapılmış özelliği var. Ve yapıldıktan sonra fırınlanıp özel bir teknikle
metalle birleştirilerek suyun içinde kalmasını sağladım. Bu heykellerin farklı bir özelliği de gece de izleyiciyle buluşuyor olabilmeleri. Bunun için bir aydınlatma tasarladım ve tasarımı suyun içinde gerçekleştirdim. Stilize olmuş tüm parçalar tek bir laleyi oluşturuyor. Bunu da ışıkla daha net algılayabiliyoruz. Emirgan'daki sergilenen cam laleler Türkiye'de ilk defa kamusal alanda yapılmış cam eserler. Emirgan Korusu'nda suyun içinde sergilenmekte. Cam malzeme olarak eski bir malzeme olmasına rağmen, tarihi bir malzeme olmasına rağmen çok da çağdaş. Çünkü yaptığı tepkiler, anlık tepkiler, geçirgenliği, malzemeyi farklı şekilde yorumlayabilmek çok çağdaş olduğunu düşünüyorum malzemenin. Ama izleyici tarafından kullanıma yönelik alışkanlıklardan dolayı insanlar cama bir de kırılgan olmasından dolayı çok daha farklı boyutta bakıyorlar. Bu aşılabilir mi? Aşılabilir ama tabii zaman istiyor ve sanatçıların üretmeleri gerekiyor bunu aşmak için. Yani sanatçıların bu sözü söylemeleri gerekiyor. Tabii toplumdaki izleyicinin de bu eserlerle buluşması ve bu eserlere sanat malzemesi olarak bakmasına süreç alacak bir durum ama dünyada bu cam koleksiyonerleri olduğu sürece kendi ülkemizde de olacaktır diye düşünüyorum. Olduğunu da düşünüyorum. Tabii bu konuda aslında galerilere de çok iş düşüyor. Çünkü camı sergilemek istemeyen çok galerici var. Çünkü cam kırılgan bir malzeme ama ona bakarsanız seramik de kırılgan bir malzeme. Ona bakarsanız tuval de etkilenebilir. Sadece bence yerleşmiş olarak bir bakış açısı var. Bu bakış açısını kırmak gerekiyor. Yani bir malzeme var. Bu malzemeyle muhteşem işler çıkarabiliyorsunuz. İzleyicinin de buna saygı göstermesi ve desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Bir süreç bu. Bir camla olan ve camın toplumdaki kullanımıyla bağlantılı ve sanata karşı insanların o malzemeye bakışıyla ilgili bir süreç. İngiltere'de sanat eseri olarak bakarken cam olarak bakmıyorlar ya da başka malzeme olarak bakmadıklarına inanıyorum. Sadece sanatçının söylemek istediğine bakıyorlar ya da oradaki hikayeyi, oradaki esere eser olarak bakılıyor. Belki de burada malzeme olarak bakılıyor diye düşünebilirim. Bu bir süreç. Sanatçılar camla çalışan sanatçılar kararlılık gösterip, devamlılık, süreklilik gösterip eserlerini üretmeye devam ederse mutlaka bizim toplumumuz da bunu bir şekilde kabullenecek ve eser olarak evlerinde, koleksiyonlarında ya da mekanlarda görmeye başlayacaklardır diye düşünüyorum. Evren tıpkı cam gibi ve dengeye ihtiyacı var. İnanıyorum ki cam bu dengeyi yeniden kuracak. Ve böylece biz sanatımız aracılığıyla birbirimizi yeniden anlayacağız.